Tamam edeyim. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 16 Nisan 2017. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin öncesinde, sırasında ve sonrasındaki hukuksuzluğun, korku, endişe ve baskının OHAL şartlarında değişen anayasanın tarihidir. 16 Nisan 2017 felaketin, fakirleşmenin, hukuksuzluğun, yolsuzluğun, kirli, karanlık bir düzene geçişin, kokuşmuşluğun ve çöküşün tarihidir. 16 Nisan 2017 verin yetkiyi, görün etkiyi diyenin yarattığı felaketin tarihidir. 16 Nisan 2017 fabrikadaki güvencesizin, gübresiz tarlanın, yemsiz hayvanların, ışıksız gecekondunun, odunsuz sobanın, etsiz tencerelerin, penceredeki kimsesizlerin tarihidir. Diyordunuz ya, verin yetkiyi, görün etkiyi. Arkadaşlar, 2019'da 31 milyar dolar olan dış ticaret açığı bugün 100 milyar dolar. 2019'da %11 olan enflasyon bugün %84. O da size göre. 2018'de 4,5 lira olan dolar bugün 19 lira. 2018'de 355 dolar olan asgari ücret bugün 295 dolar. Gördünüz mü etkiyi? Bu da kime göre? Size göre, TÜİK'e göre. TÜİK'in kısaltması neydi? Neyin baş harfleriydi? Tayyip Bey'i üzmeyen İstatistik Kurumu. Evet, o üzülmek istemiyor. O kaybetmek istemiyor. Hal böyleyken o hala garibanlardan bir şans, bir kez daha fırsat istiyor. Bakın, milyonlarca insan icrada. Milyonlarca insan tahliye davalarıyla mahkeme kapılarının eşiğinde. Vatandaşın dertleriyle dert etmeyenin son bir dönemde yetki istemesi haksızlık, hadsizliktir. Değerli arkadaşlar, bu millet bu düzende varlığı görmedi. Ama milletvekilinin rüşvet sözleşmesi yaptığını gördü. Bir milletvekilinin nüfus ticaretiyle 180 milyon dolarlık kirli bir servet yaptığını gördü. Bakanların kendi şirketlerinden dezenfektan aldığını, kendi akrabalarına arsa verdiğini gördü. Kendi şirketine teşvik, kendi oteline tahsis aldığını gördü. En acısı, kimselere de hesap vermediğini gördü. Siz bu ülkenin gencine iş, yoksulluğa aş yaratmadınız ama mahkemelerinde yargılanan 13 milyon şüpheli yarattınız. Dünyanın en büyük cezaevlerini yaptınız. Yargıya güveni %10'a indirip tuz koktu tuz diyen bir toplum yarattınız. Memleketin övündüğü değerleri mahkemelerde süründürdünüz. Metin Akpınar'dan Gence Erkal'a, emekli amirallerden ev hanımlarına, çevrecilerden kamyonculara, Boğaziçi'lilerden Boğaz Stokluğu'na çalışanlara, herkesi sizden değilse hain, terörist, ajan yaptınız. 6 yaşında çocuğu evlendiren sözde babaya, onu koynuna alan alçak kocaya kalkan oldunuz. Mafyayı tutuksuz seçilmiş belediye baksın. Mafyayı tutuksuz seçilmiş belediye başkanını hukuksuz yargıladınız. Dili sürçenden gaf çıkartıp linç ettiniz. Mafya liderine özel af çıkartıp cezaevi önünde konvoy yaptınız. Kader mahkumuna sırt çevirdiniz. Ensesi kalınlarla iş çevirdiniz. Kanundan korkanın sırtına bindiniz. Sezgin Baran Korkmaz'a yol verdiniz. Bu ülkenin gençlerini yıldırdınız. Doktorunu, mühendisini yurt dışına kaçırdınız. Bu güzel ülkeye 8,5 milyon Suriyeli getirdiniz. Dünyanın hayal kurduğu bu ülkenin gençlerine yurt dışında hayaller kurdurdunuz. Evet, neden bu ülkenin cumhurbaşkanı olamadın Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Sen sarayında 4 yılda 44 milyon TL giyim masrafı yaparken çocuğuna pantolon alamadığı için
intihar eden babanın cumhurbaşkanı olamadın. Sen sarayında 4 yılda milyonlarca liralık yakıt masrafı yaparken üşüyen çocuğun ısınması için saç kurutma makinesini verip intihar eden Andi'nin cumhurbaşkanı olamadın. Sen sarayında aylık 1 milyon liralık elektrik kullanırken Fatih'te elektrik faturasını ödeyemediği için topluca intihar eden 4 kardeşin cumhurbaşkanı olamadın. Sen sarayında 57 milyon liralık zirai ilaç alırken Ziraat Bankası önünde geçinemediği için traktörünü yakan çiftçinin cumhurbaşkanı olamadın. Sen sarayında 18 milyonluk mutfak masrafı yaparken pazardan çürük meyve sebze alan, tavuğun etini değil kemik sırasını bekleyen işçinin, emeklinin, öğrencinin cumhurbaşkanı olamadın. Sen 490 milyon TL'lik eşya yenileme gideri ayırırken düğün eşyası alamadığı için evlenemeyen genç çiftlerin cumhurbaşkanı olamadın. Evet, cumhurbaşkanı, beyefendi o 301 kişinin öldüğü Soma'da yerde yatan madenciye tekme attıran, işçisine, esnafına küfreden, kadını da sürtük, muhalefete tezek, çiftçisine ananı da al git diyen biridir. Partilidir ama cumhurbaşkanı değildir. Cumhurun başındadır, cumhurun başına beladır, derttir, tasadır. Bakın o kimin cumhurbaşkanı biliyor musunuz? 20 yılda yarattığı kirli zenginlerin, vakıfların, tarikatların, saraya abone beşli çetenin, kara para aktayıcılarının. Ama o cumhurun başkanı değildir. Cumhurun başına beladır. Cumhurun başına derttir, tasadır. Bu halk ona son bir şans vermeyecek.